Sonuç. Dev galaksilerin muazzam düzeninden yerin içindeki ufacık bir organizmaya kadar her şeyde kusursuz bir mükemmellik ve denge yaratan Rabbimiz, her canlıda sonsuz sanatının inceliklerini bizlere gösterir. Her bir mevsimin kendisine has nimetleri vardır. Allah her baharda bizlere coşan çiçekler, olgunlaşmaya başlayan iştah açıcı rengarenk meyveler, yavru hayvanlar ve yeniden doğan dipdiri bir doğa sunar. Allah tüm güzelliklerini insanlara sunarak merhametini bize gösterir. Allah'ın razı olacağı umulan tavırsa, tüm bu nimetlerin Rabbimizin bir lütfu olarak bizlere ulaştığını kavramak ve ona karşı sürekli şükredici bir ahlak içerisinde olmaktır. Bu ahlakı yaşayan insan, güzelliklerden gereği gibi zevk alabilir. İnsanın çevresinde, dönüp baktığı her yerde Allah'ın sevgisinin işaretini görebilmesi büyük bir ayrıcalık ve bitip tükenmeyecek bir sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Allah bir ayetinde şu şekilde bildirmiştir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.